Gözeneklerinden geçebilen güçlü bir ateşten yarattık. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Nova Prospect'ten hepinize selamlar. Ben Nova Prospect'ten Overlord, yani Can Yavuz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ramazan ayının ilk vaka videosuyla karşınızdayız. Bu videoda sizin çok fazla istemiş olduğunuz bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Yanımıza bir köpek getirdik. Bildiğiniz gibi hayvanların, kedilerin ve köpeklerin özellikle göz perdeleri kalkıktır ve cinli varlıkları, şeytani varlıkları rahatlıkla görebilirler. Bize bu videoda hem korumamızı sağlaması için hem de cinli bir varlık görürse havlayarak bizi uyarması için bir K9 köpeği, Alman kurdu getirdik arkadaşlar. Ayrıca bugün Ramazan ayının ilk videosu olması şerefi ile hepinizin Ramazan ayını şimdiden kutlarız. Umarım herkes orucunu güzel bir şekilde tutuyor olabilir. Yani tutuyordur. Dilim dönmedi, kusura bakmayın. Şu duymuş olduğunuz uğultu aşağıdan akan büyük bir akarsudan gelmekte. Büyük bir dere var arkadaşlar. Oradan geliyor. Hava hafif rüzgarlı ve arkamızdaki patika yolu kullanarak bugün gideceğimiz yere ulaşmaya çalışacağız arkadaşlar. Ayrıca köpeklerin duyu güdüleri çok kudretli biliyorsunuz. Etrafta bir hayvan, domuz gibi, ayı gibi bir hayvan kokusu alırsa bizi yine uyaracaktır. Bunun yanı sıra arkadaşlar, bir önceki videomuz tam 75 bin beğeni almış. Videoyu beğenen herkese teşekkür ederiz ve bu video için de sizden 75 bin beğeniden fazla beğeni bekliyoruz arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok zahmetli bir video olacak. Özellikle köpeği kontrol etmesi ve kendimizi kontrol etmek. Reis usudur. Arkadaşlar, lafı fazla uzatmak istemiyorum. Bugün bir ruh avcısının evine gideceğiz. Ruh avcısı ne demektir? Ne işe yarar? Onu size ilerleyen dakikalarda anlatacağım evi bulduğumuzda. Çünkü biliyorsunuz cinci hocalar var. Cinci hocalar olduğu kadar Türkiye'de ruh avcıları da mevcut. Onlar da... Ödüm koptu. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi hadi gidelim koptu. Artık ya. Hadi Reis hadi. Arkadaşlar videoyu başından sona kadar izleyin. Olayları çözmemize yardımcı olun. Çünkü gözden kaçırdığımız ve duyamadığımız birçok şey olabilir. İşte burada da devreye siz giriyorsunuz. Ayrıca çekilişimize katılmayı unutmayın. Son bir hafta. Reis hadi. Hadi. Gel. Yavaş. Arkadaşlar elimde tutmuş olduğum kitapta, daha doğrusu defterde bir hoca yazdırmış olduğumuz ve kendi yazmış olduğum çeşitli büyüden koruma tılsımları mevcut. Onları da birazdan size göstereceğim. Her bölümde farklı bir tılsım gösterip farklı bir tılsımdan bahsedeceğim. Şşş, burası ne? Neden buraya bakmadık ki? Keşke buraya bakıp burada başlasaydık. Çünkü çok ürpertici. Bayağı büyük. Burada bir su motoru. Ve su birikim işte. Evet. Galiba burada bir şey var abi. Su şeyi. Reis kokla. Deposu. Arkadaşlar burada bir su deposu var Arifan dediğin gibi. Ve Arif yukarılara çeksene. Bak yukarılara bak. Bir dağ eteği değil mi? Evet abi. Ki aşağıya baktığında uçurum olduğunu izleyicilerimize göstermeni istiyorum. Şuralar. Yüksek bir uçurum, dik bir uçurum. Reis fazla şey yapma. Arifan.
Titriyor musun lan? Derin şş, dur. Aynen. Bismillahirrahmanirrahim. Onun üzerinden de şeytanı olacaksınız. Devam et, devam et. Hadi reis, yürü. Patikayı takip edelim. Patika var. Yoksa sence yukarıda mı aşağıda mı kalıyor? Ya patikayı takip edelim abi. İlla ki bir yere çıkarır bizi. Biraz zincirini zorluyor. Devam et hadi. Yolu biliyor gibi. Devam et. Yürü. Dur bir şey kokluyor. Belki bazı videolarımızda reis eşlik edebilir arkadaşlar. İzini bırakıyor. Hayvanlar çok garip değil mi? Kendi gölgelerini sınırsınlar. Yaklaştığımızda mı fayda gitsek ya? Yok hadi devam et ya. Yokuş aşağı gidiyor ya. Dur 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 dur. Dur. Ne oldu lan? Ha ne oldu? Sarı ışığı görmüyor musun? Evet. Sandığımızdan daha çabuk bulduk. Ama doğru yer mi? Bura mı? Yani tarif edildiği gibi. Bakalım. Ve birçok videomuzda yol sahnesi 20 dakika falan sürerken burada çabuk bulduk. Şanslıyız ilk defa. Arkadaşlar. Bizim için daha iyi bu. Size de yol sahnesiyle sıkmayacağız çünkü sanırım bulduk. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Reis. Yürü. Dur. Allah. Dikkat et. Aman. Yavaş git lan. Bak köpek çekersen aşağı doğru dikkat et. Doğru. Çok kayıyor ayağımın içine bak hadi. Yavaş. 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 Hadi. Hadi. Hadi hadi. Hadi dur. 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 Aşağı götüreceksin. Hadi abi. Ne kadar dik lan burası. Hadi git git. Ev sence burası mı? Dur. Ha? Şş. Baksana eve. Bura mı sence? Bence burası. Dur bakalım. Şimdi hadi. Tam önüne geçelim o zaman anlarız. Hadi. Yürü. Allah. Ne ah. Oh be düzmüş. Şanslı köpek. Su içti yine. Evet burası. Aynen bak fotoğraftaki gibi ahır da burada. Evet. Ahıra mı bakalım ilk? Girelim. Önden gireyim mi? Şeytanın Bismillahirrahmanirrahim. Köpekle sen gir önden. İçimde büyük bir ürperti var. Köpekle önden sen gir. Şimdi gördüm. Şimdi gördüm. Yok sanmıyorum ben yürü. Reis gel. Yürü. Hadi. Köpek sesi geldi. Gir hadi gir. Yakınımızda köpek var. Yakına geliyor. Gir gir gir. Gel gel gel. Ne olur ne olmaz. Bismillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Eski şeyler var. Ayna falan var galiba. Şunlar ayna mı? Ne? Ayna mı şu? Ayna. Sanırım. Gel teneke. Teneke benziyor ama neyse. Üst kattan ses geldi. Sesi de geliyor. Daha eve girelim bir an önce ya. Bakmayalım. Oğlum bakacak bir şey yok ki burada. Şurada da bir şeyler var. Önce havalı. Her yer çok eski. Evet çekiyorum. Bir de kapıyı açabilecek miyiz? Camdan girebilir misin açalım? Açarız ya ben. Hadi. Reis hadi. O kadar yeri açtım hadi. Girdim. Hiç olmadı camdan falan girerim ben. Sıkıntı yapma. Su içsin bırak hayvan. Yok. Çok şanslı değil mi? Yağmur suyu galiba. Gel. Bak. Eski bir şey var. Yap. Neydi bunun adı? Bismillah. Neyin adını şu diyorsun? Lamba var ya bak. Neydi onun adı? Gaz lamba.
Döküş deniyor. Gaz lambası. Gaz lambası. Küçük bir çocuk ayakkabısı. Evet. Elini sür önce. Bismillahirrahmanirrahim. İçinde bir ürperti var Arifan. Arif içinde bir ürperti var. Bir şey asılı. Nedir? Bilmiyorum ki, böyle eski bir örtüye benziyor. Bismillahirrahmanirrahim. Açıyor muyuz, ne yapıyoruz? Aç meydanı. Aha. Sağ ayakla bismillah diyerek gir. İlk sen gir ya. Köpeklesi gir. Sağ ayak. Reis gel. Bismillahirrahmanirrahim. Ay, o köpek sesi yaklaşıyor. Kapıyı bence kapat hemen. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kitabı buraya koyuyorum şimdilik. Tamam. Çantandan çıkalım mı? Şu an ışığa gerek yok. Benim ışığım yeterli. Ah, reis yeterli kokluyor. Kokla. Bırak hayvan yapsın işini. Kokla. Rahmen ve Marif içimde bir parti var. Girelim bak, oraya şey yapıyor köpek. Bismillah. Ne yapıyorsun? Oğlum çok kötü lan. Pis de bir koku var. Kokla, kokla. Eğitimli olması çok. Bak, eski bir şeyin makinesi var. Klima makinesi. Klima makinesi. Arkadaşlar, bunu... içine et koyarlar. Böyle bunu çevirerek kıyma haline getirdiler. Bak ve eski. Şu an arkadaşlar şu an bir ruh avcısının evindeyiz. Hani cin hocaları olur ya. Ya basık bir hava var farkındaysan. Basık bir hava var. Ve şurada bir kapı falan mı var? Ne bu? Aynen aynen. İlk benim de dikkatimi çekti de. Komik duruma düşmemesini söylememiştim ama doğru diyorsun. Arkadaşlar baktığın zaman bütün tahtalar tek bir hizadayken... Ana sikim ödüm koptu! Ne oldu? Ne oldu lan? Kendi gör gel. Lan dur. Reis, oğlum. İyi misin? Burada kal. Hikayeyi burada anlatalım mı? Anlatalım. Tamam, kesiyorum. Arkadaşlar, şimdi size bu ruh avcılığının ne olduğuna bahsedeceğim. Aslında düşündüğünüz zaman Amerikan filmlerinde duyabileceğiniz bir şey bu ama gerçekten ruh avcıları var. Hani cinci hocalar olduğu gibi, cinlere hükmeden hocaların olduğu gibi ölmüş insanların ruhuna hükmetmeye çalışan bazı hocalar var. Bunlara huddamlar ruh avcısı diyor arkadaşlar. Otur. Şimdi size olayı anlatacağız. Olay gerçekten çok ürpertici. Çünkü bu evde bir sürü ruh olabilir. Belki o ahırda, ilk baktığımız ahırda bir sürü ceset olabilir zamanında gömülmüş. Çünkü bu evin inşa edilme nedeni, şu an bu ev aslında bir mezarın üstüne inşa edildi. Çünkü bu takım iletişimleri yükseltmek için mezarlığa yakın olması lazım ya da mezarın üstüne ev inşa etmeye lazım. Evet. Onlar da mezarın üstüne ev inşa etmeyi tercih etmişler iki kardeş. Hazırsanız başlayalım. Mardin'den gelen iki kardeş varmış. Bu kardeşler muska işleriyle uğraşır, ruh avcılığı yaparmış. Ruh avcılığı için ya mezarda yaşamaları gerekirmiş ya da evi mezarın üzerine inşa etmeleri gerekirmiş. Ve öyle de yapmışlar. Allah'a şirk koşarak ruh avcılığına başlamışlar. Ruh avcılığı denilen olay, cinlere hükmederek onlara emir veren büyücüler gibi İnsan ve hayvan ruhlarına hükmetmeye deniliyormuş. Ruhları kullanarak medyumluk yapan, musallat salan bu ruh avcısı kardeşler esrarengiz şekilde kaybolmuşlar ve bir süre sonra bedenleri bulunmuş. Birisi kendini asarak, birisi de kendisini diri diri gömerek intihar etmiş. O vakitten sonra kardeşlerin Mardin'den gelen akrabaları cenazelerini bile kabul etmemiş.
Evin yanının da yarı harabe bir ev daha bulunmakta. Fakat orasının mezar olabileceğini düşündükleri için kimse uğramamakta. Şimdilerde ise ruh avcılığı yaptıkları için lanetlendikleri söylenmekte. O eve yaklaşan herkesin musallat kapacağı anlatılmaktadır. Ayrıca ezan okunurken kardeşleri camide gölgeler topluluğu, yani cinlerle beraber görenler oldukça fazla. Arkadaşlar, işte olay bu şekilde gerçekleşmiş ve şu an biz bir ruh avcısının evindeyiz. Arifan, başlayalım. Ve daha demin ben olayı anlatırken şu an Emin Efendi'nin sesi var arkadaşlar. Daha demin duyduğunuz Emin Efendi'nin sesiydi. Fakat farklı benim duyduğum sesleri duydun mu? Duydum da ben... Bu arabada benzeyen zincir sesleri duydum. Aldırış etmedim senden. Yok, farklıydı. Tamam, çantayı bıraktım. Hazır mısın? Hazırım ben. Hadi. Dur. Tetikte bekle. Dur. Çantayı bırak ki. Al ya da. Gel. Ya da al, diğer odaya bırakırsın. Hayır. Kalsın mı? Kalsın. Sen bu kapıyı kapatmamış mıydın? Tamam. Kapat. Dur! Aa, ne oldu? Tuğla düştü galiba şeyden. Bak bakayım. Göz perdesi açık, sağlar. Bir şey var mı? Şu tahta orada mıydı? Hayır. Düştü. Hayır, nereden düştü? Nereden düştü? Dur. Düşebileceği bir yer var mı? Nereden düştü? Düşse buradan düşer de buradan düşse buraya düşer. Nereden düştü? Bismillahirrahmanirrahim. Şurada falan mıydı? Yine başlıyoruz. Dikkatini çektim hiç, burada falan mıydı? Hayır. O tahtayı ilk defa gördüm. Reis. Şu köpeği bağlayalım. Şuraya da bakalım. Bak, gel bakalım. Gel. Reis, buraya gel. Bismillah. Şurada eski tel... Anam! Ayağım motora takıldı. Şunlar ne? Eski halı dokunma mekanizması. Hadi şu köpeği bağlayalım iyice. Hadi gel. Işık yok. Nereye bağlayayım? Kapının önüne bağla ya. Emin misin? Ya aynen, kapının önüne bağla. Muz da yanıyor orada. Buraya gel. Sağlam mı? Ha? Sağlam mı? Sağlam. Sanırım oğlum, kontrol etsene. Ya, su iç ya. Sağlam. Aynen, çok iyi yere bağladık şu an bunu. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ay! Ne oldu? Isınmış. Burada sıcak olmuş. Duvara bak, duvara bak. Arifan. İster istemez cin daveti yaptık. Farkında mısın? Nasıl? Nasıl yaptık? Bunu söndürdük ve... Ama oğlum, kazayla düştü bu. Kazayla düşmedi. Kazayla düşmedim. Elimi yaktı ve ben bilerek attım. Davet yaptık. Elleri sararmış galiba. Zincir yapmış. Çantada al. Çanta nerede? Orada. Al gel şu odaya da bakalım. Ha, eldiven. Yüzüklerini unutma. Bu şeylere dokunamam. Bereyi de bırakayım. Şeylere dokunamam. Ne başlıyoruz Arifan ya? Ramazan ayının ilk videosu. Yine bir korku videosu. Oy birliğiyle yaklaşık 150 bin kişinin oy vermesiyle buraya geldik arkadaşlar. O yüzden YouTube kanalına abone ol tuşunun yanındaki zile basın ve oylama yaptığımız zaman siz de oy verin arkadaşlar. Çünkü yaptığımız her duyuruda anında bildirim alırsınız. Evet arkadaşlar, sizin seçenekleriniz bizim için önemli. Tamam mısın? Galiba en dolu oda burası. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Arkadaşlara göstermek istediğim bir şey var. Gösterebilirsin. İçine gösteriyorum. Göster. Ve zoom gir. Ne olduğunu söyle. Arkadaşlar, bizim şamımız verdi. Böyle bir şey bulmak çok zor. Bu bir kuş ölüsü. Fakat sakın yanlış anlamayın. Yeni ölen bir kuş değil ya da öldürülen bir kuş değil. Tamamen doğadan bulunmuş bir şey. Zaten bu tür ritüellerde de önemli olan doğadan bulunmuş olması. Eğer bir insan bir canlıyı katlederse günahkar durumuna düşer ve zincire vurulur. O yüzden tamamen doğada kendi böyle eceliyle ölmüş ya da ağaçtan düşerek ölmüş bir kuş yavrusu bu. Tamam, yani biz öldürmedik ya da bizim şahımız öldürmedi. İşe yaraması için kendisi ölmüş olması lazım. Fotoğrafa bak. Sağdaki kişiyi hatırlıyor musun? Bize fotoğrafını göstermişti Mehmet abi. Sağdaki. Evet. Arkadaşlar, o sağdaki kişi işte ruh avcısı. Ve soldaki de onun kardeşi. Her yerde ayna var ya. Bak şurada var küçük. What? Ne? Birisi mi geldi lan? Bari mi? Şşş, köpek havlamadı ama. Köpek var kapının önünde. Evet lan. Abi. Dışarıda köpek var, nasıl havlamadı? Bakayım mı? Bak. Bakıyorum. Reis. Yatıyor burada. O kapı sesi neydi? Bu kapının kapandı, %1 milyon eminim. Yemin ederim bu kapıydı. Tak diye kapandı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm. Dur. Bir kapı da burada var. Açmayı deneyim mi? Dene. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Açılmıyor. Boşver, muhtemelen tuvalettir. Sıkışmış galiba. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Selamun aleyküm. Niyetimiz lastik vermek değil. Çalıp çırpmak değil. Döküp kırmak değil, defin aramak değil, büyü yapmak değil. Sadece Allah'ın selamıyla geldik, olayla atıp gideceğiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah-u Teala'nın selamıyla geldik. Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun Ramazan ayı şerefine hürmetlerini sunarak ziyarete geldik. Olayla atıp gideceğiz. Kitap olması. Dikkatim çok önemli bir şey çekti. Ne? Anahtar. Anahtar 1. Anahtar 2. Anahtar 3. 3 tane anahtar var Arman. Başka var mı? 3 tane anahtar. Hocaların demesine göre cehenneminde 3 tane kapısı varmış. Tabii ki ben bunun cehennemin kapısı olduğunu iddia etmiyorum. Sadece duyduğum da o bil... Va? Kapı mı hareket etti lan? Kapı hareket etti. Emin misin? Eminim. Ben de gördüm. Tövbe estağfurullah. Kayda yansıdı mı? Yansıdı galiba. Bismillahirrahmanirrahim. Dur lan dur dur gitme. Gitme dur. İyi de reis var havlamadı. Oğlum köpek mi yapıyor o zaman bunu? Arı. Arı sesi. Neyse hızlı olun çok durar. Hadi hadi tamam.
Cehennemin 3 kapısı olduğu söylenir. Burada 3 tane anahtar mevcut arkadaşlar. Ben bundan cehennemin kapısı olduğu iddia etmiyorum. Ama burada büyük bir günah işlenmiş. Ruh avcılığı yapılmış. Ruh avcılığı yapıldığı için belki de adam cehenneme gitmiştir. Ki %100 cehenneme gitti. Bu da ona bir işaret olabilir. Köpek yapıyor galiba. Reis. Babalar geldi. Arifan. Arifan. Ne? Çatıdan geliyor. Çatı sallanıyor. Ana var. Dur cam aç. Camdan bakayım mı? Bak. Bu ses tak boldan gelmedi abi. Geldi. Dışarıda da kimse. Kameran gözünün önünde bu ışık. Burası böyle oynanmadı mı? Oynadı. Allah Allah. Allah Allah. Yine olaylar başlıyor. 4. kilit. Asma kilit. Asma kilit. Zincir. Zincir. Açayım mı? Aç. Nasıl kapanacak? Eğim de yok burada. Sadırız. Ne oldu? Lan ne oldu? Arı. Arı değil oğlum, sinek. Sinek o. Ha bak. Arkadaşlar, anlatmanın vakti geldi. Birçoğunuz bunun için bekliyordu. Anlat. Bu elimde görmüş olduğunuz şey, el yazması. Bir mühür defteri arkadaşlar. İçinde farklı cinlerden, farklı cinni varlıklardan ya da şeytani varlıklardan korunmak için yazılmış olan nesillerdir. Peygamber Efendimizin soyundan daha eski nesillerdir var olan diğer varlıklardan korumak için yazılmış tılsımlar mevcut. İlk sayfayı gösterebilirim. Emin misin? Arkadaşlar birçoğunuz bunun için bekliyordu. İlk sayfaya bu bölümü gösteriyorum size. Şurayı gizleyeceğim, buradaki koy. Bu soldakini gizleyeceğim, gerisini gösterebilirsin. Tamam. Soldakini belki ilerleyen bölümlerde gösteririm. Hiç şans getirmiyor çünkü. Sadece korunmak için. Başınıza bela almanızı sağlayabilir. Şimdi abi neyi anlatalım? Bu odadaki şeylere değinelim. Bak eski bir bayan ayakkabısı var, kadın. En uzun lanet şeytan rejim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Bak eski bir tablo gibi bir şey var burada. Şunlar neymiş? Ne? Eski şeyler var burada bak. Ay Türkiye'ye bize baktı geldi abi. Reis alalım mı? Ben aldım. Tamam. Gittiğimiz her yerde şansımız var. Tepsi olması çok ilginç değil mi? Şunu bu başından tut. Arkadaşlar, şimdi Arifan da bana davet için biliyorsunuz Cinci Katil Hoca'nın evi diye bir videoda tekrar masa ritüeli yapmıştık. Oradaki bir davet sinisini oluşturacağım. Yani bu sini deniyor buna. Davet masasını oluşturacağım Arifan'la beraber.
Arkadaşlar, bir tanesi Arifan için, bir tanesi de benim için. Çünkü sayı ne kadar fazla olursa o kadar çok mum dikiliyor. Tabii isteyenler 4 tane dikebilir. Burada ben size ders vermiyorum ama eğer bu işle ilgilenenler varsa, ki beni bazı yüklemler izliyor biliyorum, bana mail falan atıyorlar. Onlar 2 tane daha koyabilir. İlla 2 kişi için 2 tane koymanıza gerek yok. Ben 2 kişi için 2 tane koydum. Çanta. Ben reisi alıp geliyorum abi. Abi gel, ben buradayım. Burada ne varmış? Dur. Reis. Otur. Özgürlerine şeytanı racim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arif, sana bir görev veriyorum. Söyle. Söyle. Bu olmaz. Ama şansımıza çatal diş. Al. Ben bunu yaktığım süre zarfı boyunca ses çıkartacaksın. Tamam o zaman. Ama bunları söndürmemeye dikkat et, yoksa davet kapatılır. Hazır mısın? Bir saniye dur. Kamera veriyor. Hazır. Ben de kusacağım. Ne oldu? İğrenç. Ben yaptım süre boyunca. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Evzu billahi ve şeytanı recim. Dur! Oha! Oha! Resmen şuraya bak. Kapıdan. Kapıdan geliyor. Kapıdan geliyor. Şimdi anladım. Kapıdan geliyor. Kuras yapsın. Yemin billah olsun kapıdan geliyor. Arkadaşlar, şu tahtada baktığınız zaman hiçbiri kesilmemiş. Belli bir hizada gidiyor. Fakat burası Arifan'ın gösterdiği gibi resmen bir kapı. Ama açılmıyor. Hemen ardında duvar var. Sana yemin ederim, ruh avcısını kullandı. Film gibi, yemin ediyorum, Amerikan filmi gibi. Vallahi billahi Amerikan filmi gibi. Devam et. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Rabbastuni. Bu ölmüş bedeni senin ruhuna adıyorum. Bize bir şeyler göster. İnsanlara bir şeyler sor. Reis gel.
İyi misin? İyi misin? Kübe bir şey oluyor. Sana odaklandı şu an köpek. İçeri. Gel. Bunu sana diyoruz. Bu ölmüş kuş cesedini sana diyoruz. Görüyor musun? Bir ıslaklık kurumuş. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Reis. Reis gel. Merhaba. Göster bize. Göster bize. Açılmıyor mu? Açılmıyor lan. Açılmıyor. Dışarıyı gösteriyor. Dışarıyı gösteriyor. Bak. Dışarıya bağlayayım mı köpeği? Biraz su olur galiba. Göster bize. Bir şey görsen abla. Oh be, temiz hava. Gel 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 gel. Su iç. Yüzüğün düştü. Daha iyi. Yalnız bir şey diyeyim mi? Mumlarımı söndü. Ben söndürdüm. Bilmiyorum. Bir tanesi kendisi söndü. Şuraya baktık mı hiç? Yavuzumdan bir şeytan var. Bismillahirrahmanirrahim. Ah! Asıktım! Adam çıktı! Tövbe estağfurullah! Tövbe estağfurullah! Çektim. Çık şuna! Yapma, 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 yapma. Hareket edin. Ya! Kapanmıyor, kapanmıyor. Tahta var, kapanmıyor, dur. Elgileri mi yırtıldı? Git, 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 git. Ne oldu? Abi! Hayır. Ne hayır? Nerede? Hep benim gölgemmiş, pardon. De benim gölgem nasıl oluyor? Sen lan dur. Bir şey var lan. Tozmuş. Benim gölgem nasıl oluyor? Ya bu kapıda bir şey var. Şurada bir şey var abi. Yavuzumdan şeytanlarca bismillahirrahmanirrahim. 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 Yemin ediyorum. Arkadaşlar. Bunu tamamen Ramazan ayı. Şu an Ramazan ayındayız. Ramazan ayının yüzü su hürmetine söylüyorum size bunu. Tamamen göz valinizden var. Hemen arka tarafta oda yok mu? Bu duvarın arkasında oda yok mu? Var. Yani bu kapı değil. Bildiğin tahta. Ama kapı şeklinde. Dur, dur. Şu an belki size biraz Amerikan filmlerinde gördüğünüz şeyleri hatırlatacak, anımsatacak fakat 3 tane anahtar. 3 anahtar var ve bir tane burada geçit gibi bir şey var. Ve kilit takma yeri yok. Kilit takma yeri. Bir şey yürü. Çatıda. Bir dakika. Ne? 3 tane anahtar. Evet.
ve burada bir geçit. Cehennemin 3 tane kapısı vardır. Ruh avcısı cehennemlik. Ama burada anahtar takmaya yok. Yani kurtulmasının bir yolu da yok. Çünkü Allahu Teala Celle Celaluhu'ya şirk koştu. Allahu Teala Celle Celaluhu'ya şirk koşan kim olursa cehennemliktir. Yani kurtuluş yok. Evet. Ama benimle. Ne diyeceğim, unuttum ya. Açtı, zaten ses çatıdan geliyor oğlum. Çatıya çıkmanın bir yolu. Yoktur oğlum. Aha çatıdan geliyor, vallahi çatıdan geliyor. Gel. Diyorum sana. Ne oldu? Yine bir tahta var. Ya bu... Abi saçma gelecek sana ama şuradan mı geliyor bunlar ya? Şu çivi çeksene, kilit gibi sanki. Çek. Oğlum o çivi. Çakmağın düştü. Yok lan, kilit gibi değil bu. Sökeyim mi? Sök. Işık alacağım bir dakika. Böyle çantamı bulamıyorum. Buraya gel. Buraya gel. Dur. Lan. Ne oldu? Söküyorum, dur. Buraya gel. Sök. Sökülmüyor. Işık tut, acil. Arhan. Ha. Bak. Burada iz yok. Hayır. Ne? Evet, burada iz yok ve duvarın hemen arkasında seccade var, tesbih var, takya var. 3 tane de anahtar vardı. Burada da 3 tane de dini öğe var. Demek istediğimi anladın mı? Ne arıyorsun? Anladım da abicim. Allah Allah ya, bir şey hissettim ya. Soruma cevap verir misin? Kendine konuşuyormuşsun gibi. 3 tane anahtar var. Tamam. Biz duvarın hemen arkasındayız şu an. Ve 3 anahtara karşılık 3 tane dini öğe var. Seccade, tesbih, takke. Ve burada duvar izi yok, kapı izi yok. Şunun bir anlamı olabilir mi? Ha? Bilmiyorum, ilk defa böyle bir şey gördüm. Belki bir çocuk falan yapmıştır. Ne çocuğu? Abi dediğin şeyle mantıklı ama öyle bir şeylerle uğraşan biri neden? Yani mantık yürütemiyorum. Kayıt. Ben bu duayı nasıl yazmamışım buraya ya? Kayıta girdim abi. Ne? Kayıttayım şu an. Arkadaşlar, bataryayı değiştirdim. Arkadaşlar, o yüzden kesmek zorunda kaldım. O yüzden sana öğrettiğim duayı kullanacaksın mecburi. Ya oğlum, hazır değilim bunun için. Bu evde pek bir işimiz kalmadı. Şu an zaten Ramazan ayındayız ve sahur vaktine yaklaşıyoruz. Bu tür olaylar Allah-u Teala onları zincire vurur. Pek fazla cinli bir olay değil de olağanüstü bir olay yaşadık daha demin. Çünkü tekrar ediyorum, bunun hemen arka tarafını gördünüz. Geçit, bildiğiniz kapı var. Ve kapının hemen arka tarafındayız. Hemen arka tarafında bir oda yok. Yani bu oda var ama kapı yok yani. O kapı buraya açılmıyor. Ki gördüğünüz gibi burada kapı izi yok. Sadece duvarda bir kapı izi vardı o bir yerde. Ayrıca... Su damladı. Duydum. Hadi abi ama artık. Yağmur mu yağıyor? Dışarı bakalım. Çünkü uzun zaman geçti burada. Yo, yağsa şey zaten çatıya vurur ki. Hayır. Çatılı bir evdeyiz, unutma. Yağmur olsa şey olur. Hadi artık son yapacağımız şeyi yapalım. Bekle, son konuşmamı yapıyorum. 3 tane anahtar vardı. Cehennemin 3 kapısı olduğu söylenir. Ve bu adam cehennemlik. Kurtuluşu yok. Kurtuluşu olmaması nedeni, çünkü arkadaki kapının hiçbir yeri açılmaması. Adam girdiği yerden çıkamayacak demek oluyor bu. Ve 3 anahtara karşılık 3 tane dini öğe var. Seccade, tesbih, takke. Burada demek istiyor ki imanlı olun, cehenneme girmeyin. Ben bunu yorumluyorum. Sence mantıklı değil mi? Mantıklı. Ben burada izleyicilerimize de yorumluyorum. Katılıyorum sana. Arif, yapmamız gereken son bir işimiz var. Hadi yapalım. Bir dakika. Niyetimiz çalıp çırpmak değil dedik. O yüzden almayacağım. Az kalsın alıyorum. Oğlum gerçek değildir ki bu ya. Biz buraya düşünce baktık mı? Baktık. Gel şunu yapalım da gidelim. Burada da aynı var. İlginç. Çerçeviz. İlginç. Oğlum her yerde aynı var burada ya. Hiç. Evet, neden? Çünkü cinler aynadan geçit açarlar. Biz de bazı ritüellerimizi ayna kullanıyorduk. Bilenler bilir. Sonra aynayı kılmak zorunda kalıyorduk. Arifan, bunu sen yapman lazım. Kapıyı kapatıyorum. Çünkü ben kendi hata yaptım. Bismillahirrahmanirrahim.
Ver bana. Emin misin? Eminim, ver. Vakit nakittir. Buradan bir önce gitmek istiyorum. Hadi. Arif, sana öğretmiş olduğum... Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ne hazır değilsin hayvan? Hadi buradan gitmek istiyorum bak. Bismillahirrahmanirrahim. En azından bundan yine şeytan vereceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bir kötü, çok kötü bir his var şimdi. Arifan, çok kötü bir ses. Çok kötü bir his var. Kır şunu! Tavandan sesler geliyor. Al şunu, al. Hadi artık gidelim. Geri ya. Gazlanmanı al. Unuttuğumuz başka bir şey var. Şunlardan. Unuttuğumuz başka bir şey var. Bakıyorum. Başka bir şey var mı? Hayır, unuttuğumuz bir şey var. Bakıyorum. Sakin ol. Ben bıraktığımız... Aha, bizim onlarımız. Kitap. Ah. En önemlisi. Mum. Bırak bunları, buluruz. Emin misin? Eminim. Köpeği alacağım ben, hadi. Hadi. Geldiğimiz yerden mi çıkacağız yoksa şu aşağı doğru mu gidelim? Ha? Ayvan, yokuştan aşağı indiysek neden yokuştan aşağı inelim ki bir daha? Yol bulur bilmiyorum. Bilmiyorum. Gidelim mi sence oradan? Ben aşağıdan giderim diyorum ya. Aynı yerden gidelim. Yürü. Yürü. Yavaş, beni bekle. Beni bekle. Hadi. Kesiyorum kaydı. Nova Prospect'ten bugünlük bu kadar arkadaşlar. Başımıza gelen olayları gördünüz. Sizler için yeni bir vakayı incelemek üzere oraya gittik ve orada yaşanmış çeşitli olayları anlattık. Bunun yanı sıra hala açıklayamadığımız o cehennem geçidi isimli ya da cehennem geçidi olarak adlandırdığımız bir olay var, biliyorsunuz. Arifan'la orada bir ritüel yaptık ve yine çeşitli olaylar yaşadık. Bunun yanı sıra her şeyi detaylıca ve kendi bilgimiz doğrultusunda en mantıklı şekilde yorumladık. Fakat sizin de yorumlarınız olabilir. Sizce o anahtarlar, o geçit, hiçbir yere açılmayan geçit neydi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunun yanı sıra kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve çekilişimiz hala devam ediyor. Ona katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuz büyük ihtimal yurt dışından gelecek. Eğer yurt dışından gelmediyse hala yine buna benzer efsane bir video gelecektir. Ama yakında söz verdiğimiz yere gidiyoruz. Çok efsane bir yere gideceğiz yurt dışından. Sakın bunu kaçırmayın. Fazla süre gerek yok. Arif Hanım ve benim Instagram hesaplarımızı takip ederek gideceğimiz her yerden haberdar olabilirsiniz ve sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ayrıca bu video 70 bin beğeniyi geçtiği zaman yeni video hiç vakit kaybetmeden karşınızda olacaktır. Allah hepinizin tuttuğu oruçları kabul etsin. Kendinize iyi bakın. Nova Prospect'le kalın.